Merhaba arkadaşlar. 43. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analizleri ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Bochum evinde Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. Bochum'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Augsburg'u 3-2 yenmiş. Borussia Mönchengladbach 2-0 kaybedip Dortmund'la 1-1 berabere kalmıştı. Wolfsburg'la 5-1 mağlup olup Union Berlin'le 1-1 berabere kalmıştı Bochum. Bayer Leverkusen oynadığı son 5 maça baktığımızda Stuttgart'la 1-1 bir bir berabere kalmış. Köln'le 2-1 kaybetmişti. Union Berlin'i e golsüz berabere kalmış. Leipzig'i 2-0 yenmiş. Wolfsburg'la 0-0 golsüz berabere kalmıştı Bayer Leverkusen. Bochum'la Bayer Leverkusen arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Eintracht Frankfurt evinde Freiburg'u konuk ediyor. Eintracht Frankfurt'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Mainz'ı 3-0 yenmiş, Hoferham'ı 3-1 kaybetmişti. Augsburg'la 1-1 berabere kalmış, Dortmund'da 4-0 mağlup olmuş. Borussia Mönchengladbach'la 1-1 berabere kalmıştı Eintracht Frankfurt. Freiburg'un oynadığı son 5 maça baktığımızda Freiburg son karşılaşmasında Wolfsburg'u 2-0 yenmiş, Union Berlin'e 4-2, Leipzig'e 1-0 mağlup olmuş. Köln'ü 1-0 Schalke ise 4-0 mağlup etmişti Freiburg. Antra Frankfurt'ta Freiburg arasında oynayacak olan karşılaşma lige tahminim 1-2 çifte şans. Leipzig evinde Schalke'yi konuk ediyor. Leipzig'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Werder Bremen'i 2-1, Freiburg'u 1-0, Hoffenheim'i 1-0 yenmiş. Bayer Leverkusen'i 2-0 kaybedip Augsburg'u 3-2 mağlup etmişti Leipzig. Schalke'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda Bayern 6-0 mağlup olmuş, Mainz'a 3-2 Werder Bremen 2-1 yenmiş, Freiburg'a 4-0 kaybedip Hertha Berlin'i 5-2 mağlup etmişti Schalke. Leipzig ile Schalke arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Stuttgart evinde Hoffenheim'i konuk ediyor. Stuttgart'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalmış, Hertha Berlin'i 2-1 kaybetmişti. Borussia Mönchengladbach 2-1 yenmiş, Augsburg'la 1-1, Dortmund'la 3-3 berabere kalmıştı Stuttgart. Hoffenheim'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Wolfsburg'a 2-1 mağlup olmuş. Eintracht Frankfurt 3-1 yenmişti. Leipzig'e 1-0. Köln'e 3-1 mağlup olmuş. Bayern München'le 1-1 beraber kalmıştı Hoffenheim. Stuttgart'la Hoffenheim arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Clermont evinde Lorient'i konuk ediyor. Clermont'un oynadığı son 5 maça baktığımızda son karşılaşmasında Lyon'u 2-1 yenmiş. Auxerre'le 1-1 berabere kalmıştı. Reims'e 1-0. Nisi 2-1, Angers ise 2-1 mağlup etmişti Clermont. Lorient'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Lorient sol karşılaşmasında Montpellier'le 1-1 beraber kalmış. Bresti 2-1, Paris Saint Germain'i 3-1 yenmiş. Toulouse'ye 1-0, Monaco ise 3-1 mağlup olmuştu Lorient. Clermont ile Lorient arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Lille evinde Nantes'i konuk ediyor. Lille'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Monaco ile golsüz beraber kalmış. Reims'e 1-0 kaybetmişti. Ayakköy'ü 3-0 yenmiş. Auxerre ile 1-1 beraber kalmış. Montpellier ise 2-1 mağlup etmişti Lille. Nantes'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Nantes son karşılaşmasında Doğlose ile golsüz beraber kalmış. Strasbourg'a 2-0, Brest'e 2-0 mağlup olmuş. Troyes'le 2-2 berabere kalmış. Auxerre ise 2-1 kaybetmişti Nantes. Lille Nantes arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Tolles'e evinde Auxerre'i konuk ediyor. Tolles'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Tolese son karşılaşmasında Nantes'e 0-0 ve Ayakköy'le 0-0 golsüz berabere kalmış. Lens'e 1-0 kaybedip Lorient'i 1-0 yenmiş ve Lyon'a 2-1 mağlup olmuştu Tolese. Auxerre oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Brest'le 1-0 kaybetmiş, Clermont'la 1-1 berabere kalıp Marsilya'ya ye 2-1 yenilmişti. Lille 1-1 berabere kalmış, Nantes ise 2-1 yenmişti Auxerre. Tolosa e ile Auxerre arasında oynanacak olan karşılaşma lige tahmini 1-0, çifte şans. Aston Villa evinde Brighton'ı konuk ediyor. Aston Villa'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda son karşılaşmasında Tottenham'ı 2-1 yenmiş, Wolves'e 1-0, Manchester United'a e 1-0 mağlup olmuş. Fulham'ı 1-0 yenip Brentford'la 1-1 berabere kalmıştı Aston Villa. Brighton'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Newcastle'a 4-1 mağlup olmuş, Arsenal'ı 3-0 yenmişti. Everton'a 5-1 mağlup olmuş, Manchester United'ı 1-0, Wolves ise 6-0 mağlup etmişti Brighton. Aston Villa ile Brighton arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Chelsea evinde Newcastle United'ı konuk ediyor. Chelsea'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda Nottingham'da 2-2 berabere kalmış. Bournemouth'u 3-1 yenmişti. Arsenal'ı 3-1, Brentford'a 2-0, Brighton'a ise 2-1 mağlup olmuştu Chelsea. Newcastle United'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Newcastle son karşılaşmasında Brighton 4-1 yenmiş. Leeds'le 2-2 berabere kalıp Arsenal'a 2-0 kaybetmişti. Southampton'ı 3-1, Everton ise 4-1 mağlup etmişti Newcastle. Chelsea ile Newcastle arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. Leeds evinde Tottenham'ı konuk ediyor. Leeds'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Newcastle'la 2-2 beraber kalmış. Manchester City'ye 2-1, Bournemouth'a 4-1 mağlup olmuş. Leicester'a 1-1 beraber kalıp Fulham'a 2-1 kaybetmişti Leeds. Tottenham'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Brentford'a 3-1, Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmuş. Crystal Palace'ı 1-0 yenmiş. Liverpool'a 4-3 kaybedip Manchester United'da 2-2 beraber kalmıştı Tottenham. Leeds'le ile Tottenham arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Leicester evinde West Ham'ı konuk ediyor. Leicester'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Leicester son karşılaşması Liverpool'a 3-0, Fulham'a 5-3 yenilmiş. Everton'la 2-2, Leeds'le 1-1 berabere kalmış. Wolves'i ise 2-1 mağlup etmişti Leicester. West Ham United'ın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Brentford'a 2-0 yenilmiş, Manchester United'ı 1-0 yenmişti. City'ye 3-0, Crystal Palace'a 4-3, Liverpool'a ise 2-1 kaybetmişti West Ham. Leicester'la West Ham arasında olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Almeria evinde Real Madrid'e konuk ediyor. Almeria'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Almeria en son karşılaşmasında Osasuna'ya 3-1 yenilmiş. Elche'ye 2-1 yenmişti. Real Madrid'e 4-2 kaybedip Getafe'ye 2-1 yenmiş. Atletico Bilbao ise 2-1 mağlup olmuştu Almeria. Valladolid'in oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Kadiz'e 2-0, Sevilla'ya 3-0, Rayo Vallecano'ya Atletico Madrid'e 5-2, Valencia ise 2-1 mağlup olmuştu Real Valladolid. Almeyla ile Real Valladolid arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Fiorentina evinde Roma'yı konuk ediyor. Fiorentina'nın oynadığı son 5 karşılaşmaya baktığımızda Fiorentina e son karşılaşmasında Udinese 2-0 yenmiş, Napoli'ye 1-0 kaybedip Salernitana ile 3-3 berabere kalmıştı. Sampdoria'yı ye 5-0 yenmiş, Monza ise 3-2 mağlup olmuştu Fiorentina. E. Roma'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Bologna ile golsüz berabere kalmış. Inter 2-0 kaybetmişti. Monza ile ve Milan ile 1-1 berabere kalmış. Atalanta ise 3-1 mağlup olmuştu Roma. Fiorentina ile Roma arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Inter evinde Atalanta'yı konuk ediyor. Inter'in oynadığı son 5 maça baktığımızda Sassuolo'yu 4-2, Roma'yı 2-0, Verona'yı 6-0, Lazio'yu 3-1, Empoli'yi ise 3-0 mağlup etmişti Inter. Atalanta'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Salernitana'ya 1-0, Juventus'a 2-0 kaybetmiş. Spezia'yı 3-2, Torino'yu 2-1, Roma'yı ise 3-1 mağlup etmişti Atalanta. Inter ile Atalanta arasında sonucu olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Juventus evinde Milan'ı konuk ediyor. Juventus'un da son 5 maça baktığımızda Cremonese'yi 2-0, Atalanta'yı 2-0, Lecce'yi 2-1 yenmiş. Bologna ile 1-1 berabere kalıp Napoli'ye 1-0 kaybetmişti Juventus. Milan oyuna son 5 karşılaşmaya baktığımızda Spezia'ya ye 2-0 yenilmiş. Lazio 2-0 yenmişti. Cremonese ile 1-1, Roma ile 1-1 berabere kalmış. Lecce ise 2-0 yenmeyi başarmıştı Milan. Juventus ile Milan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.